Bugüne kadar Windows bilgisayarınızdan bağlandığınız tüm Wi-Fi ağlarının şifresini öğrenmek ister misiniz? Sorumuzu sorduk, şimdi cevabımıza geçelim. Windows bilgisayarınızdan daha önce bağlandığınız tüm Wi-Fi ağlarının şifresini görmek için birkaç tane kolay yöntem var. Ben size bu videoda 3 tanesini göstereceğim. Şimdi her şeyden önce bir eve gittiniz diyelim. Bilgisayar Wi-Fi'ye bağlı ama telefondan bağlanamıyorsunuz çünkü Wi-Fi şifresini bilmiyorsunuz. Bilgisayardan Wi-Fi şifresini görmek istiyorsunuz. Ne yazık ki Windows bilgisayarlarda Wi-Fi şifresini tek tıkla gösterecek bir yöntem yok. Onun için size şu ana kadar geliştirilmiş en kolay 3 yöntemi göstereceğim. Bu 3 yöntemle birlikte aklınızda da kalacaklar bu yöntemler sayesinde. Bu 3 yöntemle birlikte çok kolay bir şekilde Wi-Fi şifresini görebileceksiniz. Endişe etmeyin. İlk yöntemimiz CMD yani komut sistemiyle bunu öğrenmek. Bunun için ilk başta Windows tuşuna tıklıyorsunuz ve CMD yazıyorsunuz. Karşınıza komut sistemi çıktı. Buradaki yönetici olarak çalıştır butonu tıkladığınızda şöyle bir sayfa çıkıyor karşınıza. Evet diyerek geçelim. Karşınıza böyle bir pencere çıkacak. Burası yönetici olarak çalıştırdığımız komut sistemi sayfası. Burada size açıklamada belirteceğim kodu yazıyorsunuz. Enter'a tıkladığımızda şu ana kadar bağlandığınız kayıtlı Wi-Fi ağlarının isimlerini yazıyor burada. Şimdi hangi ağın şifresini öğrenmek istiyorsak bu şekilde kopyalıyoruz. Ardından size tekrar açıklamada belirteceğim kodu şu şekilde yazıyorsunuz. Burada tırnak içinde az önce aldığınız şuradaki kopyaladığınız ismi yapıştırıyorsunuz Ctrl V ile tekrar tırnağı kapatıyorsunuz. Ardından key eşittir clear yazıp enter'a tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi karşınıza kocaman bir sayfa çıktı. Burada Security Settings alanının altında Key Content yazıyor. Yani burada bize Wi-Fi ağımızın şifresini veriyor aslında. Bu şekilde CMD komut sistemini kullanarak Wi-Fi şifresini kolay bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Şimdi Wi-Fi şifresini öğrenebileceğiniz daha akılda kalıcı bir yönteme geldik. Windows tuşuna basıp başlat menüsünü açıyorsunuz ya da direkt ağ bağlantılarını görüntüye yazıp ilk çıkan seçeneğe tıklıyorsunuz. Karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Burada bizim Wi-Fi'yi seçmemiz gerekiyor. Wi-Fi'yi seçtikten sonra kablosuz özelliklerine tıklıyoruz. Ardından güvenliğe tıklıyoruz. Ve burada karakteri göster yaptığımızda Wi-Fi'nin daha doğrusu şu anda bağlanmış olduğumuz Wi-Fi'nin şifresini çok kolay bir şekilde görebiliyoruz. İşte Wi-Fi şifreniz karşınızda. Aslında bu yöntem çok daha kolay. Bakın tekrar yapalım hızlı bir şekilde. Windows tuşuna basıyorsunuz. Windows tuşuna basıp ağ bağlantılarını görüntüle yazıyorsunuz. Ardından çıkan sayfadan Wi-Fi'yi seçiyorsunuz. İlk kez tıklayıp kablosuz özellikler yapıyorsunuz. Güvenlik yapıyorsunuz. Karakteri göster yapıyorsunuz. Birkaç tıkla çok kolay bir şekilde görebiliyorsunuz Wi-Fi şifresini. Bu yöntemin dezavantajı sadece şu anda bağlı olduğunuz yöntemi gösteriyor. Az önceki yöntem bu ana kadar bağlandığınız tüm Wi-Fi ağlarının şifresini görebilmenize yarıyordu. Bir diğer göstermek istediğim şey diyelim bilgisayardan Wi-Fi'ye bağlandınız ama gezinirken internet hızınız gayet iyi olmasına rağmen bağlantınız çok yavaş. İnternet tarayıcısında çok yavaş açılıyor, oyunlar çok yavaş açılıyor, gecikmeli oluyor sürekli her şey. Bunun sebebi ping olabilir. Ping'i kontrol etmek için ise tekrar CMD'ye giriyoruz. CMD'yi yönetici olarak çalıştırıyoruz. Ardından açıklama kısmında bırakacağım şu kodu yazıyorsunuz. Aslında siz de yazabilirsiniz. Çok detay yok. Ping google.com. Aynı zamanda bu google.com yerine farklı şeyler de yazabilirsiniz. Bu sitenin pingini ölçmenize yarıyor. Enter'a tıklıyoruz ve size bazı bilgiler vermeye başladı bile. Burada pinginizi görüyorsunuz. Minimum 71, maksimum 89 yani ortalama 78 milisaniye gecikme alıyormuşum. Bu oldukça yüksek bir gecikme aslında ama yapabileceğimiz bir şey yok. İnternet hızım gayet iyi aslında. 15-16 megabit geliyor. Ama ona rağmen bu kadar ping alıyorum. Bu yüzden internet bağlantılarım birazcık yavaşlıyor. Aynı zamanda gelin bir de Google yerine YouTube'a bakalım. YouTube üstünden de ping alabiliyoruz. YouTube'un da pingini ölçelim. Aşağı yukarı aynı ping çıkacaktır diye düşünüyorum. Aynen YouTube'da birazcık daha fazla çıktı. Minimum ping 77 ms. Maksimum 99, ortalaması 83 ms çıkmış. Yani bu şekilde ping yazıp boşluk bırakıp sitenin adını yazarak ki genelde Google kullanılır. O siteye bağlanma hızınızı gecikmeyi yani pingi size gösterebiliyor. Bu işlem bu kadar basit. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umuyorum yardımcı olmuştur size.
Aynı zamanda kanalımızda pek çok yardımcı nasıl yapılır konusu var. O konuları da takip etmek ve geri kalmamak için abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açabilirsiniz. Peki sizin yazılımla alakanız nedir? Çok yakından ilgileniyor musunuz? Yorumlarda aşağıya belirtirseniz sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz de birkaç şey eklemek isterseniz yorumlara davet ediyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.